Rüşvet farz mıdır, vacip midir? Kadıyla orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde kafa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yuvalarınıza huzur diliyoruz. Memleketimize, İslam alemine, şu mübarek zaman diliminin, bayram coşkusunun fevç fevç yayılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz, dua ediyoruz. Can bula cananını, bayram o bayram ola diyor. İnşallah Cenab-ı Rabbul Alemin tutmuş olduğumuz oruçları dergah-ı izzetinde kabul buyurup bayramımızı bayram gibi yaşamayı nasip etsin. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İstanbul Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin avlusundan hayırlı bayramlar dileyerek muhterem hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi ile birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Ve muhterem hocamız inşallah bu bayramda sorularımızı cevaplayacaklar. Aynı zamanda inşallah nasihatlerini de alacağız kıymetli hocamızın. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı bayramlar diliyoruz kıymetli hocam. Allah razı hocam. Olsun. Ben de hayırlı bayramlar diliyorum. Bütün Müslüman kardeşlerimizin Cenab-ı Hak oruçlarını kabul etsin inşallah. Amin inşallah. Bir aydır bir ibadet, yoğun ibadet bir zaman yaşandı. Oruçlar tutuldu, teravihler kılındı. Diğer bazı ibadetler, mesela itikafa girenler oldu. Hatimler yapıldı. Oldukça inşallah Allah'a iyi kul olma yolunda bir çaba sarf edildi. Cenab-ı Hak insanlarımızın bu çabasını boşa çıkarmaz, çıkarmayacaktır. İnşallah çıkarmaz. Bir defa bizden yapılan bu salih ibadetler, halisane olanlar mutlaka Allah kabul eder. Ama Allah korusun, ibadetimizin içerisinde bıkkınlık varsa, gösteriş varsa, şuursuzluk varsa o zaman tabii onlar Allah korusun fayda yerine zarar getirebilir. O vay o namaz kılanların haline denilenlere şey olabilir. Ayrıca tüm İslam aleminin ve özellikle de tüm Müslüman kardeşlerimizin ve Türkiye'deki vatandaşlarımızın, izleyicilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak senelerdir yaşayamadığımız bayramları, bu sene de yaşayamayacağız öyle anlaşılıyor ama önümüzdeki senelerde yaşatmayı nasip etsin. Amin. Çünkü bir tarafta insanlar ölüyor, bir tarafta insanlar örseleniyor, işkencelere tabi oluyor. Yani birçok olumsuzluklar İslam alemini sarmış durumda. Cenab-ı Hak bir an önce inşallah Müslümanları bu durumdan kurtarır. Ve daha önceki o mutlu, mesut bayramlara eriştirir. Amin. Ne yapalım? Niyazımız, duamız bu olsun. Amin, amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocamıza. Sevgili izleyenlerimiz, bugün de programımıza katılım sağlayabilirsiniz. 0312 alan kodumuz 294 4294 telefon numaramız değerli izleyicilerimiz ve yine Diyanet'e soralım @diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz. Sosyal medya hesaplarımız yine hizmetinizde. Twitter, Facebook /Diyanet'e soralım hesapları üzerinden de muhterem hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'ye suallerinizi yöneltebilirsiniz. Sizlerden telefon efendim gelmekteyken, iletişimler sağlanırken hemen mail üzerinden gelen ilk soruyu kıymetli hocamıza yöneltelim. Kıymetli hocama selam ediyorum. Ben İbrahim Kayseri'den. Hocam bayramda oruç tutulur mu? Kaçıncı gün oruç tutulur diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Kurban Bayramı'nın 3 günü ve Ramazan Bayramı'nın 1 günü oruç tutulmaz. Yani bazı günler oruç tutmak caiz değildir. Evet efendim. Ve Ramazan Bayramı'na mahsus olan da 1. gündür. Şimdi bu bayramın adı İd-ül Fıtır. İd-ül Fıtır. Fıtır. Yani İd Arapça'da bayram demek. Fıtır da oruç açmak demek. Evet. Yani ne yapmış oluyoruz biz? Bayram yaparak orucumuzu açmış oluyoruz. Dolayısıyla bugün de oruç tutulmaz. Ama 2. günden itibaren tutulabilir. Tabii bu tutulabilir. Ama tabii genelde bizim örfümüzde, adetimizde ziyaretleşmeler söz konusu olur bayramlarda. Bayramlaşmalar söz konusu olur. Haliyle gidilen yerlere veya gelen misafirlere ikramlar söz konusu olur. Bunları reddetmemek için en azından bu bayramlaşmanın devam ettiği günlerde tutulmaması daha iyi olur. Ama 1. gün tutulmaz evet. Hüküm olarak. Diğer günler 2. günden itibaren tutulabilir. Peki efendim. Evet, değerli izleyenlerimiz mübarek bayram günü ilk izleyicimiz. Hattımızda Rize'den Emine Köseoğlu. Hoş geldiniz Rize'ye. Hayırlı bayramlar. Buyurun efendim. Hayırlı bayramlar. Sizlere de kolay gelsin. Allah razı olsun. Buyurun. Hocamızın sizlere. Da bayramını tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buyurunuz efendim. Benim
Bir sorum şöyle. Şimdi yabancı erkeklere selam verebilir miyiz? Bundan kastım şu. Evet. Tanıdık ama mahrem değil. Yani bir muhatap da olacağız. Yani bir muhatabın öncesinde yani bir karşılaşma durumu olacak. Yani evet. Sokaktan giderken rastgele biri değil. Bir karşılaşmanın öncesinde tanıdığımız ama mahrem olmayan erkeklere selam verebilir miyiz? Biri bu. Soralım. Biri de silah-ı rahmin ölçüsü nedir? Yani bunu da hocamızın biraz açmasını istiyorum. Şöyle ki işte senede kaç defa veya bize bir ihtiyaçları yok. Hani iyi durumdalar. Güzel yaşıyorlar yani evet. Akrabalarımız. Yani biz yine sorumlu muyuz onları? İşte ne kadar aralıklarla ziyaret etmemiz gerekir? Bunları soracaktım. Peki soralım efendim. Bayramınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah hayırlar versin. Rize'ye selam ediyoruz. Evet kıymetli hocam. Birinci sorusu tanımadığımız erkeklere selam verilebilir mi? Şimdi selam konusunda Peygamber Efendimiz'den gelen hadisler erkek hanım ayrımı yapmıyor. Yani erkek bayan ayrımı yapmıyor. Yani mesela bir hadiste yani selamlaşmayı teşvik eden evet. Hadisler çok. Ki burada sık sık tekrarladığımız bir şey var. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Ben size bir şey öğreteyim mi? Onu yaptığınız takdirde birbirinizi seversiniz. Nedir o? Aranızda selamlaşmayı yayınız. Sonra tanıdığın tanımadığın herkese selam ver. Evet. Peygamberimizin bunlar tavsiyeleri. Ve bunu yaparken de erkek ve kadın ayrımı yapmamış. Peki erkekler kadınlara, kadınlar erkeklere selam verebilir mi? Evet. Şimdi burada iki şey söz konusu. Bir, doğması, gelmesi muhtemel olan kötülükler olabilir. Bir de elde edeceğimiz menfaat. Selam verdik, sevap kazandık. O bir menfaattir. Veya selam aldık, sevap kazandık. O bir menfaattir. Ama bizim tanımadığımız yabancı bir erkeğe bir bayanın selam vermesi halinde söz konusu bir kötülük olur mu? Eğer böyle bir kötülük endişesi varsa o zaman selam vermemek önceliklidir. Evet. Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Daha doğrusu şöyle bir fıkıh kuralıdır. Der'ul mefasit evla min celbil menafi. Yani kötülüğe engel olmak menfaati temin etmekten öncelikli gelir. Peki nedir burada kötülük? İnsanların yanlış duygular beslemesidir. Yani bir kadının eğer günümüz örfünde bulunan bölgede tanısın veya tanımasın yabancı olan bir erkeğe selam vermesi eğer o bölgede o insanlar arasında o toplum içerisinde yanlış değerlendirmelere vesile olacaksa o zaman o terk edilmeli. Çünkü insanlar maalesef birçok kötü düşüncelere kapılabiliyor. Yanlışlara kapılabiliyor. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün eşlerinden birisiyle beraber bir gece geliyor. Ve bir sahabiyle karşılaşıyor. Selam verdikten sonra diyor ki yanımdaki anneniz falanca. Yani aklına yanlış bir şey gelmesin. Bu benim eşim. Dolayısıyla böyle eğer bu selam verme durumunda bir yanlışlık, yanlış anlama, yanlış değerlendirme söz konusu olacaksa terk etmek uygun olur. Ama böyle bir şey yoksa bulunduğumuz çevrede selam verilebilir. Ancak evet. Tabii burada şu hassasiyet de gözetilebilir. Mesela bir gencin bir yaşlıya, bir yaşlının bir gence selam vermesi o kadar dikkat çekmez, göze batmaz. Ama gençler arasında bu şekildeki selamlaşma bir takım yanlış algılara sebep olabilir. Onun için bu hassasiyetler dikkate alınarak davranılmalıdır. Peki. Örfü de dikkate almak lazım örf, burada. Anlayış, çevre. Hay efendim. Peki. Ama selam vermek sünnettir bakın. Peki. Önemli bir şeydir. Evet. Şimdi sıla-i rahim konusunda ölçü ne olmalı? Şimdi sıla-i rahim sadece insanlara ihtiyaçları olanın ihtiyacını gidermeye yönelik değildir. Şimdi bazen öyle oluyor ki, öyle değil, bu mutlak öyledir. Biz sevdiğimizden bir telefon aldığımız zaman hoşumuza gidiyor, seviniyoruz. Evet. Veya çocuklarımızdan bir hal hatır sorulduğu zaman, telefon aldığımız zaman seviniyoruz. Veya ziyaretimize geldikleri zaman seviniyoruz. Şimdi bayramı yaşıyoruz. Ya bayramda bizim evimize bizi bayramlamaya gelen bir insana geldiği zaman seviniyoruz. Yani sıla-i rahim sadece ihtiyacı olanın ihtiyacını karşılama değil, aynı zamanda gönül alma. Aynı zamanda sevindirmedir. Mesela bu 6 ay mı, 1 sene mi, 3 ay mı, neyse 1 ay mı bu konudaki bazı sınır şeyler var.
zaman birimleri var. Mesela ana babayı haftada bir ziyaret etmek eğer aynı ilde yaşıyorlarsa. Diğer akrabalar en az 6 ayda bir şeklinde görüşler var. Yani bunlar mutlaka şöyle olması gerekir diye bir şey yok ama imkan nispetinde fırsat bulundukça yapılmalı ama aynı şehirde yaşanılıyorsa ana baba ziyareti haftayı geçirilmemeli. Evet. Evet. Evet, değerli hocam, sıra-i rahimle ilgili olarak yine Facebook üzerinden gelen bir soru var. Biraz farklı bir yönünü de sormuş izleyicimiz. Kimler için geçerli demiş, bir de şunu eklemiş. Eşimin annesi sağ, benim annem babam vefat etti. Ben annemlerin mezarını ziyaret etmek istiyorum, eşim annesine gitmek istiyor. Hangisine gideceğimi şaşırdım, ne yapmalıyım? Maalesef standart bayram sorunları ailelerde. Şimdi bence şunu söyleyelim. Sıla-i rahim akrabalar arasında olur. Tabii öncelik de yakınlığa göredir. Yani ilk ziyaret edilecek kimdir? Annedir, babadır. Evet. Ondan sonra kardeşlerdir. Veya dede, ninedir. Kardeşlerdir. İşte amcalar, dayılar, halalar, teyzeler. Yani bu yakınlık sırasına göre bir helozeni bir şekilde genişler bu. Dolayısıyla şunlardan itibaren ziyaret yok. Ona kadardır diye bir sınır da yok. Olur ki üçüncü göbekten bir akrabaya da ziyaret edildiği zaman sevap kazanılır elbette. Şimdi bu eşinin bayramda annesine gitmesi, evet. Bu hanımefendinin kendisinin efendim şeye gitmesi, mezara gitmesi meselesinde, mezara gitmek bir şart değildir. İki, illa bayramın birinci günü gidilecek diye bir kayıt da yoktur. Ve onun rızasını alma, sadece yani annenin, ölen ananın, babanın rızasını alma, onun kabrini ziyaretle olmaz. Ona iyi bir evlat olmakla olur. Öncelikli olarak. Onun için hayır dua etmekle olur. Dolayısıyla burada önce hayatta olanlar ziyaret edilmeli. Evet. Ki burada eşi de istiyor ki ona gidelim önce. Haklıdır. Önce ona gidilmeli. Çünkü kabre daha sonra da gidilebilir, ertesi günde gidilebilir. Dediğim gibi hiç gitme imkanı bulamayabilir. Bulunduğu yerden bir Fatiha gönderir. Bütün bunlar mümkündür. Peki. Efendim devam ediyoruz. İskender Kaan. Hocama selam ediyorum, hayırlı bayramlar diliyorum. Değerli hocam, biz bayramdan sonra bekliyorduk ama bir hafta erken doğdu yavrumuz diyor. Biz fitremizi vermiştik, yeni doğan çocuğumuzun da fitresini vermeli miyiz? Ne yapmalı mıyız? Ne yapmalıyız diyor efendim. Şimdi Hanefi mezhebine göre bayram sabahına sağ olarak çıkan her fert için fitre verilir. Evet. Şafii mezhebine göre ise Arefe akşamına sağ çıkan için verilir. Şimdi burada bu bebek ne zaman doğmuş? Bayramdan bir hafta önce doğmuş. Evet. Bırak bayramdan bir hafta önce. Bayram gecesi bile doğsa idi, onun fitresi verilecekti. Dolayısıyla bu şeyin, bebeğin fitresinin verilmesi gerekir. Tabi Arefe şeyde, Şafii mezhebine göre Arefe gün akşamı dedik ya, o doğanla ilgili değil, ölenle ilgilidir. Evet. Mesela bir kimse Arefe gün akşam, onu da sormuş olalım. Yani iftardan sonra ölse, evet, Hanefi mezhebine göre onun fitresi gerekmez ama Şafii mezhebine göre gerekir. Ama doğma konusunda ister Arefe'den önce doğsun, ister bayram gecesi doğsun fark etmez. Hem Hanefi'ye hem de Şafii'ye göre onun fitresinin verilmesi gerekir ama şeyde tabii bayram sabahı doğarsa Şafii'ye göre gerekmez. Peki burada o zaman bu bebeğin fitresi verilecek. Verecekler. Peki hayırlı uğurlu olsun inşallah. Cenab-ı Allah hayırlı eylesin diyelim. Devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Kıymetli hocamıza sormuş olduğunuz sorular tabii genel. Bayram da içinde olmak kaydıyla tabii ki bayram coşkusuyla ilgili sorularımızı yöneltiyoruz ama bir soruda bir izleyicimiz diyor ki hocama selam ediyorum. Eşini boşamak zorunda kalan kimse İslam'a göre nasıl boşamalı hocam diyor. Bu aslında tabii bayramda olmaması gereken bir istek. Aslında hiçbir zaman olmaması daha iyi olurdu ama zorunluluk halinde tabii oluyor. Şimdi daha öncelerden de çeşitli vesilelerle söylemiştik. Allah'ın mübah kıldığı şeylerden en hoşlanmadığı şey boşamadır şeklinde. Ama boşama, evlilik ne kadar gerekliyse boşama da bazen öyle gerekli olabiliyor. Ama şunu istemiyor dinimiz. Boşanma ancak bu evliliğin sürdürülmesi mümkün olmayan bir durumda olmalı. Söz konusu olmalı. Yani son çare olmalı. Evet. Adamın kafası bozuldu, boşasın. Olmamalı. Yemeğin tuzu fazla olmuş, boşamış. Olmamalı. Efendim sabahleyin biraz geç kalkmış, boşamış. Böyle olmamalı.
Peki böyle olmaması için nasıl olur dini açıdan boşanması? Zaten mevcut sistemde, medeni kanunumuzda boşama ancak mahkeme kararıyla olur. Ve bu mahkemede karar verirken hani diyorlar ya epey bir düşünme payı veriliyor. Yani çok nadiren karı koca birlikte müracaat ettiği zaman mahkemeye ve çok ciddi bir problem varsa ilk celsede boşuyor hakim. Değilse gidin diyor, bir şöyle bir kendinizi bir daha şey yapın. Yani, yoklayın gelin, yoklayın, bir kontrol gelin, edin. Evet. Müşavişlere bir daha gelin gibi mühlet vererek bu evliliği kurtarmaya çalışıyor. Evet. Mahkeme bunu yapıyor. Dinimiz de bunu yapıyor. Şimdi bakın. Fıkıh kitaplarımızda üç çeşit boşamadan bahsediliriz. Bir, ahsen boşama. Evet. Yani ne demek o? En iyi boşama. En iyi. Yani sonunda pişman olunmayacak bir boşama şekli. O da nasıl oluyor? Tabii fıkha göre, İslam'a göre koca eşini boşayabiliyor. Evet. Ve bu dinen geçerli sayılıyor. Peki bu ahsen dediğimiz en iyi boşama şekli ne oluyor? Bir, bir adam eşine geçinemiyorlar. Artık bu evliliğin yürüyemeyecek kanaatı hasıl olmuş, boşayacak. Ne yapacak? Bu hanımefendi adetten temizlendikten sonra, cinsel ilişkiye girmeden adam bir defa boşayacak. Evet. Yani burada ilk üç şey var bak. Bir, adetli olmayacak, adetten temizlenmiş olacak. İki, cinsel ilişkiye girmemiş olacak. Üç, bir defa boşayacak. Ve bekleyecek, bitecek iş. Ha, bundan sonra, iddet bittikten sonra bunlar arasındaki kesin ayrılık gerçekleşmiş olur. Yani kadın ondan sonra, o boşamadan sonra 3 ay veya işte 3 temizlik bekledikten sonra... O şey, kesin boşama gerçekleşmiş olur. Peki efendim. Ve bunlar yabancıdırlar ama bir defa boşadı bak. Evet efendim. Ve bu boşamasını da böyle düşünerek yaptı. Kadına ihtiyaç duyduğu bir anda yaptı. Yani temizken. Evet. Ve ilişkiye girmeden. Şimdi böyle olunca bu evliliği ileride kurtarmak mümkün. Nasıl mümkün? Boşandılar, bir defa talak gerçekleşti ya. O zaman ne yapabilirler? Yeni bir nikah kıyarak tekrar evlenebilirler. Onun evet. Önü kapanmadı. Bu bir. Buna evet. Ahsen diyoruz. İki, hasen, iyi boşama. O nasıl oluyor? Yine adam eşini boşamak istiyor. Ne yapacak? Bir, yine adetten temizlenecek kadın. İlişkiye girmeden bir defa boşayacak. Ondan sonra kadın tekrar adet olacak. Tekrar temizlenecek. Yine ilişkiye girmeden ikinciyi verecek. Ama birinciyle ikincilik arasında ne kadar geçti? Bir ay süresi geçti. Evet. Yani bu bir ay içerisinde bu insanlar pişman olabilirler. Evet. Çocuklarına acıyabilirler. Evliliği devam ettirebilirler. Ettirmek isteyebilirler. Dolayısıyla ikinciden vazgeçebilir adam. Ama artık kanaati o ki bu yürümeyecek. İkinciyi o zaman verir. Yine bir ay bekler. Kadın tekrar adet olur. Temizlenir. Ve yine ilişkiye girmeden üçüncüyü verir. Şimdi burada ne oldu? Boşama üç aya yayıldı. Doğru. Dolayısıyla fevri bir boşama olmadı. Fevri bir boşama olmadı. Yani kafası bozuldu, boşadı, iş bitti olmadı. Buna da ahsen. Buna da sünni, sünnete uygun boşama. Bir de bid'i olan var. Sünnete uygun olmayan, bid'at olan. Nedir o? Bir çırpıda üçünü birden verivermek mesela. Evet. Ve adetliyken boşamak. Bunlar bid'atli olan. Bunlar doğru değil. Ama yine boşama yerine geçiyor mu? Ya şimdi adetliyken boşamayı boşama yerine geçer kabul ediyoruz. Ama bir çırpıda üçünü verdiği zaman tek sayıyoruz onu. Peki. Biz. Öyleyse İslam'a göre uygun boşama nedir? Mümkünse birincisi. Anlattığımız evet. Ahsen dediğimiz. Evet. O olmazsa ikincisidir. Peki. Ama yine de bizi izlemekte olan izleyicilerimiz de bu boşama lafını... Boşanmasınlar. Yani bir şey anlatmıştınız hocam. Bu pelesenk etmeyin ağzınıza demiştiniz. Yani şaka da olsa konuşuyorlar çünkü. Şimdi hadis var. Sonra biz sinirlendik. Biz öyle demek istemedik diyorlar. Yani. Hadis var hadiste. Evet. Üç şeyin ciddisi de ciddidir. Şakası da ciddidir diyor hadis. Onlar da nikah, talak ve itak diyor. Yani evlenme, nikah kıyma, boşanma ve bir de köle azat etme. Evet. Tabii bu oyuncak değildir. Bir aile, bir yuvayı dağıtmadır. Dolayısıyla bu öyle fevri olarak, bir öfkeyle yapılacak bir iş değil. Aklı selimle yapılmalıdır bu iş. Peki, çok dikkat etmek lazım. Cenab-ı Allah huzur versin sevgili izleyenlerimiz. Devam ediyoruz. Ankara'dan bir izleyicimiz. Hattımızda hayırlı bayramlar Ankara'ya. Halide Koşar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Buyurun Musa efendim. Sağ olun. Ben bir şey öğrenmek istiyorum. 8 aylık hamileyim ama çevreme sordum. Akika kurbanı kesmen şart dediler.
durumum yok. Şart mıdır, değil midir bunu öğrenmek istiyorum. Soralım. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı efendim? Bir de evde köpek beslemek istiyor çocuklarım ama caiz midir, değil midir? Peki soralım. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz Halide. Evet değerli hocam. Şimdi akika gücü yeten için sünnettir. Akika ne demek? Onu önce bir açıklamakta evet. Yarar var. Akika belki. Kurbanı akika, nedir? Evet, kurbanı. Bir insanın bir çocuğu dünyaya geldiği zaman bir Allah'a şükür açısından bir kurban keser. Yani bir hafta geçtikten sonra böyle sünnet olarak bu uygulanmıştır. O çocuğun saçları kesiliyor. Onun ağırlığınca gümüş sadaka olarak veriliyor evet. Ve bir de kurban kesiliyor, akika kurbanı. Bu sünnetteki şekli erkekler için iki, kızlar için bir. Evet. Öyledir ama demin de söylediğim gibi bu farz değildir, vacip değildir. Sünnettir. Durumu yerinde olan, hali vakti müsait olanlar kesebilirler. Ama durumu yerinde olmayanların kesmesi şart değildir ve kesilmemesi halinde insan günaha girmiş olmaz. Evet. Günaha girmiş olmaz. Muhayyerdir yani. Tabii muhayyerdir. İsterse keser, isterse kesmez. Peki efendim. Ama keserse de sünneti yerine geçirmiş olur. Peki. İkincisi evde köpek kesme meselesi. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Ve bu hadise göre evde köpek beslemek dini açıdan uygun bir hareket değildir. Ama bugün evlerde çok var. Doğrusu işte şu köpekleri var, milletin elinde şey yapıyor. Tabii onlar o ev içerisindeki temizliklerine nasıl dikkat ederler onları bilemiyorum ben. Ama tabii böyle ben Peygamberimizin sünnetine uygun hareket edeyim, onun emrinde hareket edeyim diye düşünüldüğü zaman evde köpek besleme doğru olmuyor. Peki. Kıymetli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi bu mübarek zaman diliminde bayramda bizleri bilgilendirmeye devam ediyorlar sevgili izleyenlerimiz. Efendim bir soru da şöyle, ismini vermek istememiş izleyicimiz sosyal medya üzerinden göndermiş. Hocam bir tatil köyündeyim, buradan selamlar olsun, hayırlı bayramlar diliyorum diyor. Bayramda memleketime gidemeyeceğim, anlaşılan o diyor, şu anda gidemeyeceğim. Acaba fitremizi veremedik, daha sonra verebilir miyiz bayramdan sonra diyor. Şimdi tabii fitre zamanla sınırlı değil. Ancak fitrenin bu arka planına baktığımız zaman, yani onun hikmetine baktığımız zaman şöyle bir şey de görüyoruz. Bayrama işte çocuklarını sevindirecek bir şey alamayan veya işte giydirecek veya onlara ikram edecek, yedirecek bir şey bulamayan fukara, fakir insanlara bir katkı olsun. Evet. Ve bayramda onlar sevindirilsin. Yani fitrenin arka planında, hikmetinde bu da var. Evet. Dolayısıyla bu bir vaciptir. Yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Dolayısıyla bayramdan önce verilebilir diyoruz bak. Ramazan girdikten sonra bayramdan önce verilebilir. Evet. Ha, ama bayram günüdür asıl vücut vakti. Bayram günü de verilebilir. Peki bayramdan önce veya bayram günü verilememiş. Bu düşmedi bu. Borç olarak kişinin zimmetinde duruyor. Dolayısıyla daha sonraki günlerde de vermesi gerekir. Yani bazen şöyle bir adetler var. Ben onu bazı özellikle görev gereği yurt dışına gittiğimiz zaman oralarda karşılaştık. Mesela verememiş fitresini. Evet. Niye verememiş? Şimdiki gibi öyle para transferi falan çok kolay olmuyordu eskiden. Evet. Ve vatandaşımız memleketindeki yoksullara göndermeyi düşünüyor. Çünkü orada herkes az çok bir geliri var filan. Gönderemiyor da. Fakat o zaman vermesi gereken fitreyi ne yapıyor? Ayırıyor, bir zarfa koyuyor, vitrine, büfeye koyuyor. O orada bekliyor. Niye? Yeni sene bayramda vermek için bekliyor. Evet. Böyle bir şey de yok. Yani böyle bir dinde böyle bir şey yok. Yeri yani yok. O zamana kadar kalacağı diye bir şey yok. Dolayısıyla ne zaman eğer vere imkanı varsa o zaman verir. Ama tabii öncelikli olarak bayramda vermesi ki fakirler sevinsin. Mesela bu Arefe günü falan hocam, bayramlık alacaklar vesaire bunlara verilebilir değil mi efendim? Canım, zaten ne dedim bak, evet. Ramazan yani öncesinde vermek daha sonra verilebilir. Evet. Ramazan girmeden verilmez. Daha hala peki. Efendim devam ediyoruz. Bir başka izleyicimiz Kadir Bey İstanbul'dan hattımızdalar. Hoş geldiniz İstanbul'a. Hayırlı bayramlar Kadir Bey. Selamünaleyküm. Hayırlı Aleyküm bayramlar. Selam. Buyurunuz Kadir Bey. Ben sabah bayram namazını kaçırdım. Evet. Çevremizdekiler de tuttuğun oruçlar kabul olmadı gibi şeyler söylediler bana namazı kaçırdığım için.
Bayram namazının telafisi var mıdır? Bunu kaza edebilir miyiz? Evet, bununla ilgili hocama soralım. Sormak istiyorum. Başka bir sual var mı efendim ekleyeceğiniz? Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Evet. Mübarek bayram namazını. İlginç ve güzel bir soru. Önce şunu söyleyeyim. Tutulan bir orucun kabulünün bayram namazına bağlı değil. Yani şu yanlıştır. Oruç tutan bayram namazı kılar, tutmayan bayram namazı kılmaz. Veya bayram namazı kılınmazsa oruç kabul olmaz diye bir şey yoktur. Evet. Oruç ayrı bir ibadettir. Bayram namazı ayrı bir ibadettir. Dolayısıyla bir kimse oruç tutmamış bile olsa bayram namazı kılabilir, kılmalıdır. Nitekim çok bunu karşılaşıyoruz. Yani bazı böyle ne bileyim işin ehli olmayan bazı insanlar, oruç tutmayan, tutamayanlara sanki böyle bayram namazına niye geldin der gibi bir hava içerisine giriyorlar. Çok yanlış bir şeydir. Evet. Bir insan bayram namazına geliyorsa bu adam Müslümandır. Müslüman, büyük bir alamettir yani. Müslüman olduğu için geliyordur. Evet. Müslüman olmayan camiye gelmez. Dolayısıyla o kişi bir ibadet yapmaya geliyor. Belki de onun o ahlakı, huyu 5 vakit namaz kılandan daha fazla sevaba vesile oluyordur. Onu biz bilmiyoruz. Ve tabii ben bu ara şunu da tavsiye ederim. Hocalarımıza, vaizlerimize. Bayram vaazlarında sene boyu namaz kılan, Ramazan'da oruç tutanın yerine bayrama gelebilen, başka zaman namaza gelebilen veya sadece cumalara gelebilen kardeşlerimizi muhatap alıp onlara bir şeyler verme. O şekilde bir sohbette bulunmaları. Yani onları da içine almak lazım, konunun içine almak yani lazım, özelleştirmek lazım. Ağırlıklı olarak hatta evet. Onlara. Çünkü ötekiler her hafta geliyor, dilliyor zaten. Evet, evet. Buna, yani şu, bayram namazına herkes gelir, gelmelidir. Peki, ve oruç tutan bir kişi bayram namazı kılmazsa orucu kabul edilmez diye bir şey var mı? Hayır, öyle bir şey de yok. Peki bayramı kılamadım. O zaman namazı kılamadım. Onun telafisi var mı? O da yok. Evet. Yani çünkü bayram namazı cemaatle kılınan bir namazdır. Tek başına kılınamaz. Ve bayram namazı kılınmak suretiyle de o eda edilmiştir. Ha, mesela cumayı kılamayan kişi de o cumayı kaza edemez, cuma yerine öğle namazı kılacaktır. Öğle namazı kılacak, cuma yerine. Ama cumanın yerine öğle olduğu için orada bir telafi var, öğle namazıyla telafi var ama bayram namazın yerine başka bir namaz yok. Telafisi yok. Telafisi yok. Dolayısıyla bayramı kılamayan kişi o namazı kılmamış demektir. Peki. Allah affetsin. Peki. Efendim devam ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, değerli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi bizleri bilgilendiriyorlar. Malum şimdi mübarek Ramazan'dan çıktık, artık bayramdayız ama Şevval mevzuu da var değerli hocam. Özellikle onunla ilgili birçok soru var ama izninizle ben bunları birleştirerek okuyayım değerli hocam. Hüsnü Hanım, Emine Hanım, Ayşe Hanım, efendim İbrahim Bey, Yusuf Bey sormuşlar. Hepsini birleştiriyorum, izleyicilerimizin de affına sığınırım. Şevval orucuna bayramda başlayabilir miyiz diyor bir tanesi. Biri peş peşe tutabilir miyiz diyor. Diğeri kaza orucu yerine geçer mi diyor. Diğeri de bunu tutsak hangisine öncelik vermeliyiz? Kaza orucuna mı yoksa Şevval'e mi öncelik şimdi vermeliyiz? Öyle sıraladın benim kafam. Hay hay efendim. Baştan değil ya. Allah razı olsun. Tamam. Şevval'le ilgili genellemeydi. Ben anlatayım. Ben aklımda kalanları söyleyeyim. Bunu tutsam sen hatırlarsın. Peki efendim. Bir, ne zaman başlanabilir? Demin ilk soruda bayramda namaz kılınabilir mi sorusu evet. Vardı. Birinci bayram gün kılınamaz dedik. İşte oruç efendim, oruç tutulabilir. Birinci bayram gün oruç tutulamaz. Evet. Ama ondan itibaren, yani ikiden itibaren tutulabilir. Dolayısıyla Şevval orucu tutmak isteyen kişi, ikinci bayram günden başlayarak tutabilir. Şevval orucu nedir? Şevval ayında, yani evet. Ramazan'dan sonraki ayda tutulan 6 gün oruçtur. Peygamber Efendimiz bunu tavsiye etmiştir. Şevval de o ayın adı. Şevval, o Ramazan'dan sonraki ayın adıdır. Evet. Ha, şimdi ikinci bayram günden itibaren tutulabilir ama demin bir tavsiye mi oldu benim? Hüküm değil ama. Şer'i bir hüküm değil, tavsiye. Altını yani bayramda işte ziyaretleşmeler oluyor, biz ziyarete gidiyoruz, bize geliyorlar, ikram ediyoruz, ikram ediyorlar. Onların ikramını geri çevirmeme babında daha önümüzde vakit var. Dolayısıyla bayram çıktıktan sonra başlanmasında yarar var. Bu bir. Evet. İki, Şevval orucunun peş peşle tutulması şart değildir. Yani peş peşine tutulabileceği gibi farklı günlerde de tutulabilir. Mesela işte bu hafta 2 gün tuttum, Perşembe, Pazartesi. Bir dahaki hafta 2 gün daha tutarım, Perşembe, Pazartesi. Hem o
pazartesi, perşembe sünneti yerine gelmiş olur. Hem de Şevval ayında oruç tutma sünneti yerine gelmiş olur. Ondan sonraki hafta yine pazartesi, perşembe tutabiliriz. Peş peşe tutmaya gerek yok. Şart yani. Değil. Evet, İsteyen tutar, isteyen farklı günlerde de tutar. Peki efendim. Üçüncüsü, Şevval orucu Ramazan'da tutulamayan oruçlar yerine geçer mi? Şimdi özellikle bu hanımefendilerin çok sorduğu bir soru. O da şu. Tabii adet oldukları için Ramazan içerisinde belli dönemlerde oruç tutamıyorlar. Peki bu orucu ben Şevval ayında tuttuğum zaman hem Şevval orucunu hem de işte kazayı yapmış olur muyum? Şimdi bir oruç bir niyet, daha doğrusu bir ibadet bir niyetle yapılır. Niye niyet edersek odur. Evet. Eğer kazaya niyet etmiş isek o zaman o kaza orucu yerine geçer. Ama Şevval ayında tutulduğu için Peygamberimiz ilave bir Allah Teala Hazretleri ilave bir sevap verir vermez o kendi bileceği bir iştir. Biz hüsnü zan besleriz inşallah onu da verir. Ama ben Şevval'de Şevval orucu niyetiyle, nafile oruç niyetiyle oruç tutayım. O aynı zamanda benim kazam yerine geçsin olmaz. Peki. Olmaz. Peki bir de şu soru vardı. Hem kaza borcum var hem de Şevval orucu var. Hangisine öncelik vermeliyim? Şimdi kaza orucunun bir süresi yok. Yani illa şu zaman tutulması gerekir diye bir şey yok. Ama Şevval orucu Şevval'de tutulmalıdır. Bu ay geçtikten sonra bir şey yok. Şevval orucu tutulmaz. Eğer yapabilirse, imkanı varsa ikisini de. Ayrı ayrı. Ayrı ayrı tutabilir. Peki. Ama yok, olmuyor, olamıyor. O zaman tabii kişinin ne zaman öleceği de belli değil ama inşallah uzun süre yaşayacaktır. İnşallah. Birisi boştur, birisi nafiledir. Bizim zaten mezhebimize göre boş varken nafile yapılmaz diye de bir şey yok. Mesela namaz konusunda. Dolayısıyla önce benim tavsiye olarak söyleyebileceğim bir şey, illa hüküm değildir bu, tekrar ediyorum. Önce Şevval orucu tutar insan, onun sevabını alır. Daha sonra da, bir dahaki bir ay sonra da kaza orucunu tutar. Ama şurada olmalıdır. İnsanın ölüm ne zaman geleceği belli değil. Evet. Kim bilir, belki bu gece, belki geceye de varmadan. Evet. Yani çevremizde oluyor. Aniden insanlar... Bugün selamlaştığımız insanlar... Yarın yok oluyor. Dolayısıyla böyle kaza borçlusu gitmek istememe de dikkate alınabilir bu konuda. En azından eğer Şevval orucuna öncelik veriyorsa ve kaza orucunu tutamıyorsa... En azından ben oruç borcum var. İnşallah kaza edeceğim. İnşallah. Ama kaza edemeden vefat edecek olursam onun fidyesini verin diye vasiyet etmelidir. Vasiyet etmelidir. Bir de şu var madem ona geldi şey. Lütfen efendim. Hanefi mezhebine göre Ramazan'da hanımefendilerin tutamadığı oruçların kazası için bir nihai zaman yok. Yani şu zamana kadar tutmak zorundadır diye bir şey. Bir şey yok. Ölmeden peki. Önce tutulabilir. Ne zaman olursa olsun. Peki. 2 sene sonra, 3 sene sonra. Kışın kısa günlerde tutabilirler mi? Tutabilir. Peki efendim. Şafii mezhebine göre ise bu Ramazan'da tutulamayan orucu bir hanımefendi önümüzdeki Ramazan gelmeden önce kaza etmelidir. Bir senesi var. Ömrü bir seneden az. Doğru, bir seneden az bir zaman. Az. Şayet sonraki Ramazan gelmeden kaza etmezse, o zaman Ramazan'dan sonra kaza ettiğinde hem kaza edecek hem de fidye verecektir. Evet. Bu nerede bu? Şafii mezhebinin içtihadında. Peki. Evet. Şevval ayının bu 6 günlük orucu da çok mübarek bir tabii yani, oruç. Sevap yani olarak. Allah 1'e 10 veriyor en az. Evet. 30 gün oruç tuttuk bir ay. 300 gün sevabı aldık. İnşallah. İnşallah. Yani 6 gün daha tuttuk mu 60 gün daha sevabı alırız ve seneyi oruçlu geçirmiş gibi oluruz. İnşallah. İnşallah efendim. Peki kıymetli izleyenlerimiz devam ediyoruz. Ramazan-ı mübarek bayramın birinci günündeyiz ve muhterem hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi bizleri bilgilendirmeye devam etmekteler. Hatice Ergül Bingöl'den attığımızda. Hoş geldiniz Bingöl'e. Hayırlı bayramlar Hatice Hanım. Hayırlı bayramlar hocam. Hocamı buyurunuz. Da bayramını kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buyurunuz Hatice. Hocam kul hakkının affı var mıdır? Bu büyük günahlar arasında yer alıyor mu? Bunu evet. Ya da kendimiz mesela ya da kul hakkına girdiğimizi düşünüyorsak nasıl tevbe etmeliyiz? Bunu öğrenecektim. Evet. Bir de bir arkadaşım dedi ki Ramazan'da tutamadığımız oruçları bir sene içinde tutmak gerekiyor. Az önce hocamız söyledi ama Şafii mezhebi ve Hanefi mezhebine göre değişiyor herhalde.
Belli bir süre var mı? Yani bir sene dedi arkadaşım da, o benim kafamı karıştırdı. Onu soralım kıymetli hocamız efendim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür hayırlı ediyoruz. Bayramlar diliyoruz. Bingöl'e hayırlı bayramlar diliyoruz. Evet değerli hocam. Şimdi kul hakkı nasıl affedilir? Şimdi genel bir ilke vardır. Hak kiminse af onun elinde, elindedir. Onun kudretinde. Şimdi bazı günahlar vardır. O günahlarda hem Allah hakkı vardır hem kul hakkı vardır. Evet. Bazı günahlar vardır sırf Allah hakkıdır. Bazı günahlar vardır sırf kul hakkıdır. Şimdi mesela iffetli bir kadına iftira etmek. Ne diyoruz ona biz? Kazif. Evet. Burada hem kul hakkı var hem Allah hakkı var. Hem kul hakkı var hem Allah hakkı var. Evet. Dolayısıyla bu kul hakkı olması açısından kulun şikayeti gerekiyor. Kulun şikayeti gerekiyor. Allah hakkı olması açısından da belli bir ceza veriliyor. Şimdi bir kimsenin malını gasp etmek veya onun onurunu zedeleyici bir laf etmek, hakaret etmek. Burada ağırlıklı olarak kul hakkı var. Evet. Gerçi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediği için Allah hakkı da var ama ağırlıklı olarak kul hakkı var. Şimdi kul hakkının ödenmesi için önce kula o hakkının eğer maddi bir şeyse o hakkın verilmesi gerekir. Yani birisi birisinin malını gasp etmiş, evet. Çalmış, alacak borç almış, inkar etmiş. Ne yapacaktır? Öncelikli olarak onun o borcunu ödeyecek, malını verecek, ondan sonra tövbe istiğfar edecektir. Ha. Bir de şöyle bir şey var. Mesela gıybet ediyor bir kimse, bir kimsenin aleyhinde gıybet ediyor. Evet. Bu da bir kul hakkıdır. Ama o gıybet etti veya iftira ediyor kişi. O da bir kul hakkıdır ama karşı tarafın bundan haberi olmayabiliyor. Yani gıybet ettiğinden haberi olmayabiliyor, iftira ettiğinden haberi olmayabiliyor. Böyle bir durumda gıybet eden kişi veya iftira eden kişi o taraf ona gidip de yahu ben gıybet ettim, hakkını helal et demesine gerek yok. Veya ben senin hakkında şöyle bir iftirada bulundum demesine gerek yok. O Allah'tan af dileyecektir. Çünkü kötülüğü yaymamak lazım. Evet. Kötülüğü yaymamak. İnsan bir günah işlediği zaman o günahı açığa vurmamalı, ısrar etmemeli. Çünkü açığa vurması aynı zamanda o günahı önemsememe anlamına gelir ki o da ayrıca bir günahtır. Ha. Demek ki o zaman ne diyoruz? Bu maddi işin içerisine kul hakkı olarak maddi bir şey giriyorsa öncelikle o maddi meblağ ödenmeli. Evet. Ondan sonra helallik istenmeli. Ondan sonra da Allah'tan af dilenmelidir. Ama böyle maddi bir şey işin içine girmiyor ve karşı tarafın da haberi olarak ondan haberdar olarak rencide olduğu bir durum söz konusu değilse direkt sadece Allah Teala'ya af dilenmelidir. Peki. Bu oruç meselesi ikinci bir sorusu vardı bu hanımefendinin. Evet, evet. Şimdi bakın Hanefi mezhebine göre bir bayan Ramazan ayında adetli olduğu için orucunu geçirememişse onu istediği zaman kaza edebilir o oruç tutulması haram olan günlerin dışında. Şafii mezhebine göre ise bir sonraki Ramazan'dan önce kaza etmelidir. Hocam pardon, oruç tutulması haram olan günler dediniz hanımlara özgü yani. Tabii, o bir yoksa de bu adetli günün bir günlerinde şeyi tutamazlar, yok bir de bayram günleri tutamazlar. Peki, onu da söyledik hay, ya hay. Biraz önce ondan söylemeye belki hani yeni izleyen izleyicilerimiz tamam, doğrudur, varsa yanlış doğru. Olmasın. Peki efendim. Bunların dışında Hanefilere göre istediği zaman orucu kaza edebilir. Evet efendim. Şafiilere göre ise bir sonraki Ramazan girmeden önce kaza edilmelidir. Ama bir sonraki Ramazan girmeden kaza edilmemiş de ondan sonraki o Ramazan'dan sonraya kalmışsa hem kaza edilecek hem de fidye verilecektir. Yani kaza evet. Düşmüyor bak. Bir ceza daha geliyor. Evet. Hem kaza edilecek hem de fidye verilir. Şafii mezhebinin iştihadı Şafii bu. Arkadaşı doğru uyarmış. Hocam da evet. Açıklamış tamam. Oldular. Geniş izahatla. Sevgili izleyenlerimiz artık mübarek bayram gününde yapmış olduğumuz bu programın da yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Gündür gelip geçiyor efendim. Şimdi yine bir başka efendim soru da şu olacak kıymetli hocamıza. Hocama selam ediyorum diyor değerli izleyicimiz. Ahmet Dündar Facebook'tan göndermiş olduğu soruda geçmişe dönük kaza namazı kılma zorunluluğuyla ilgili ayet veya hadis var mı hocam diyor. Teşekkür ederim diyor. Şimdi kaza namazı kılma ile ilgili bir ayet yok bildiğim kadarıyla. Yok. Hadis var mı?
geçirilen namazın kaza edileceğiyle ilgili hadis var. Evet. Ama bu hadis uyuyarak veya unutarak diyor hadiste. Uyuyarak, uyanamadığı için veya unutarak bir namazı geçiren kişi uyandığında veya hatırladığında o namazı kaza etsin. Bir bu var. Peygamberimizin sözü bu. Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimizin bir de uygulaması var. Ki ona Leyletü Taris denilir. Peygamberimiz ashabıyla beraber bir yoldan geliyorlar gece. Geç vakte kadar yolda yürümüşler. Tabii yorulmuşlar. Ve istirahat için mola veriyorlar. Evet. Peygamberimiz diyor ki bizi bize bekçilik etsin. Kim bekçilik eder? Bilal Habeşi radıyallahu anh diyor ki ben bekçilik ederim. Tabii o uyanık. Herkes yatıyor, yorgun, uyuyor kalıyorlar. Ama Bilal Habeşi de uyuyor. Evet. Bir uyanıyorlar ki güneş doğmuş. Güneş doğmuş. Hemen Peygamber Efendimiz kalkıyor ve yeni abdest alıyorlar. Sabah namazını vaktinde kılıyorlarmış gibi sünnetiyle, farzıyla beraber kılıyorlar. Bir de bu uygulama var. Yani demek ki bu hadisler, kavli olanı da fiili olanı da o sünnetler, unutma ile ilgili veya uyuma ile ilgili. Peki insan uyumadan, unutmadan namazı geçirirse o kaza etmez mi? Kasıtlı olarak. Böyle diyen insanlar var. Niye? Çünkü peygamber böyle bir şey dememiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında insanların uyuma ve unutmanın dışında namaz kılmaması diye bir şey söz konusu değil. Evet. Yani şimdiki bizim zamanımızda olduğu gibi ezan şöyle okunurken o zamanki Müslüman o caminin önünde oturmuyordu veya yanındaki kahvede tavla oynamıyordu. O zamanki Müslüman ne yapıyordu? Ezan okununca camiye gidiyordu. Yani bile bile namaz geçiren insan yoktu. Çünkü Resulullah Efendimiz namaz benim gözümün nuru diyor. Müminin miracı diyor. Dinin direği diyor. Dinin zirvesi diyor. Yani o kadar önemli bir ibadet ki bir Müslüman onu geçirmiyordu hiç. Dolayısıyla kasıtlı olarak namazı geçiren kişi de şöyle kaza etsin diye bir hadis yok. Ama İslam alimlerinin kahir ekseriyeti, ehli sünnet diyor ki mazeretli olarak namazı geçiren bir kimse kaza ettiğine göre mazeretsiz olarak geçirenin öncelikle kaza etmesi lazım. Bu Hanefi mezhebinde de, Şafii'de de, Maliki'de de, Hanbeli'de de böyledir bu. Ama bazı geçmişte de diyenler olmuş, zamanımızda da bu konuda ayet yok, dolayısıyla buna gerek yok diyenler çıkıyor. Yani kendileri kılmasınlar tamam ama kılanlara da bence karışmasınlar. Peki efendim. Hocam bir izleyicimiz şunu sormuşlar. Hocam Kurban Bayramı'nda birinci gününde diyor olduğu gibi bu bayramda da sabahleyin namaza giderken bir şey yememe gibi bir şey söz konusu mu diyor? Yoksa tam tersini mi yapmamız lazım diyor. Şimdi doğru. O da güzel bir şey. Yani Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olanların camiye giderken hiçbir şey yemeden, kurbanı kestikten sonra bir şey yiyerek, yani sanki o zamana kadar oruçluymuş gibi durmaları tavsiye ediliyor. Evet. Ama Ramazan Bayramı'nda tam tersi. Nedir Ramazan Bayramı'nda? Tatlı bir şey, ağza bir hurma gibi, bir şeker gibi bir şey alarak gitmek daha uygun oluyor. Bir de tabii şu var, onu da karıştırmasınlar. Teşrik tekbirleri var, o Kurban Bayramı'na has bir şey. Evet. Ramazan Bayramı'nda yok o. Yok. Ramazan Bayramı'nda kılmış olduğumuz o namazlardan sonra... Tekbir getirme yok. Tekbir getirme yok. Peki. Efendim, devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, kıymetli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'ye suallerinizi yöneltmeye. Yine Sıla-i Rahim'le ilgili olarak hocam, bu da bir başka bölümüyle ilgili soru. Gayrimüslim bir akrabaya Sıla-i Rahim yapılabilir mi, içine girer mi diyor izleyicimiz. Tabii. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de var. Yani eğer babanız, ananız sizi bilmediğiniz bir konuda efendim sizi bir şeye davet ederlerse, yani daha doğrusu Allah'tan başkasına tapmaya davet ediyorlarsa onlara evet. Uyma. Ama dini olmayan, yani dini olmayan derken kişinin inancına yönelik olmayan yönlerde ebeveyne gayrimüslim bile olsalar onlara iyilik etmek, onları ziyaret etmek vardır, gereklidir. Peki. Kıymetli hocam, bir izleyicimiz de Nagihan Hanım. Hocama selam ediyorum, hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramda yapılması gereken özel bir ibadet var mı? Bu bayram şey var mı diyor.
Hayır. Şimdi beş vakit namaz her zaman var. Var. Ramazan orucu Ramazan'da var. Zekat senede bir defa, fitre işte belli. Kurban bayramında. Bunun dışında mutlaka yapılması gereken özel ibadetler yok ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği işte pazartesi, perşembe oruçları var. Eyyam-ı Bid dediğimiz, yani bu gök ayının 13, 14 ve 15'inde tutulan oruçlar var. Veya Muharrem ayının 9'unda, 10'unda tutulan oruçlar var. Bunlar Peygamberimizin tavsiye ettiği oruçlar. Bayram günü biraz da yeme içme günüdür. Evet. Tabii namaz, yani bayram var diye namazı terk edecek halimiz yok. Cuma ise cuma, değilse vakit namazları elbette kılınacak ama şey yoktur. Bayramda yapılacak özel ibadetler yoktur. Daha çok coşkunun biraz daha yansıması yani, ibadetin. Tabii sen sevinme, evet, sevindirme. Fevkinde olma zamanı ama sevme, inşallah bu buruklukta gider. Bak sevme, sevinme, sevindirme. Evet. Bunlar var bayramda. Peki efendim. Bursa'dan bir izleyicimiz. Hazır tamam. Kıymetli hocam. Bursa'ya hayırlı bayramlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı bayramlar. Sağ olun, buyurun. Hocama da hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Hocam, yaşlı bir annem var, felçli. Bacaklarını da tutmuyor. Biz üç kardeşiz. Dönemsel olarak kardeşlerimizle beraber bakıyoruz annemize. Sesi ben, biraz alabilir miyiz? Evet. Ben annemin engelli, felçli durumunu belgeleyerek şahsım adına araç alabilir miyim? Vergiden muaf olmak için. Peki bu alacağınız aracı beyefendi, muhterem annenizin işlerinde de kullanacaksınızdır değil mi? Tabii ki, tabii evet. ki. Hı-hı. Peki soralım, ekleyeceğiniz başka bir sual var mı efendim? Hayır, teşekkür Peki, ediyorum. Peki sıhhat diliyoruz, afiyet diliyoruz. Bursa'ya hayırlı bayramlar, evet değerli. Şimdi devlet engellilere bir iyilik olması babında bir vergi muafiyeti tanıyor araç alanında. Evet. Tabii ben bunun sınırlarını bilemiyorum. Ama şu var ki herhalde bu araba alımına izin verirken hasta engelli bizzat kendisi kullansın diye de o izni vermiyor. Çünkü evet. ona gücü yetse zaten normal araba alır. Yani eli tutmuyor, bacağı tutmuyor. Dolayısıyla bunu bir yakını alsın, yakını ona işte gideceği yerlere götürsün. Bu şekilde böyle bir istifade. Böyle bir istifade imkanı veriyor. Evet. Dolayısıyla normalde bu soruya karşı vereceğimiz cevap şu ki bu kardeşimizin ifadesi, yani bunu alırken amacı kendisinin bilmesi değil, evet ara sıra kendisi de binecek elbette ama annesini ihtiyaç olan yerlere götürme getirme şeklinde. Dolayısıyla alabilir. Ama bazen şu da oluyor, işte böyle yakın şey akrabası var efendim özürlü, onun adına alıyor ama hiç onu bindirmiyor. Tamamen kendisi şahsi aracı olarak kullanıyor. Bunu da Allah biliyor. Devlet de bunları bilmeli. Yani yalan beyan mı olmuş oluyor? Yalan beyan. Yani aldatma. Bilmiyorum şimdi ben bu kanundaki hüküm nedir ne değildir bilmediğim için ben bir şey diyemiyorum ama benim değerlendirmem şu. Yani devlet buna niye izin veriyor? Bu hasta bundan yararlansın diye izin veriyor. Yoksa o hastanın yakını yararlansın diye değil. Bundan istifade edilsin diye yapmıyordur. Evet. Dolayısıyla eğer o yararlanacaksa bu alınmalı. Tabi burada şu da akla gelebilir. Devlet de bunun tedbirini alabilir, almalı da belki. Yani bu istismarı önleyici. Çünkü burada birçok kişinin hakkı da gidiyor. Yani şimdi bir araba aldığımız zaman %30, %40 civarında vergi ödüyoruz. Doğru. Peki bu vergi kimden gidiyor? Benden gidiyor. Nereye gidiyor? İşte yine devlete gidiyor. Peki öteki adam bunu alıp da hiç vermediğinde o da benden gidiyor yine. Dolayısıyla bunların tedbirlerini almak gerekir. Ama Peki. tabii bizi yönlendiren, bizi ilgilendiren işi daha çok yönü dediğim gibi samimiyettir. Bu verilen kanuna uygun hareket etmektir. Hocam son birkaç dakikamızın içerisindeyiz. Hocama selam ediyorum diyor Melek Hanım. Cennetin Reyyan kapısından oruç tutanların gireceği bildiriliyor değerli hocam. Oruç tutmayanlar cennete giremeyecek mi? Yani bunu böyle mi anlamak lazım? Hiç korkmasınlar. Cennetin kapısı çok. Şimdi evet. bu Reyyan, Peygamber Efendimizin oruçlar evet. için olduğunu o müjdelediği ve biraz güzel, dereceli bir yer. Bu oruçlar buradan girecek. Benim anlamı oruç tutmayanlar giremeyecek değil. O diğer kapılarından girerler onlar da. Yani birçok kapısı var. Cehennemin de birçok tabakası var. Cennetin de birçok makamı var.
cennetleri var. Firdevs cenneti var, bilmem Reyyan cenneti vesaire var. Dolayısıyla cenneti hak eden herkes girer. İnşallah. Tabii oruç tutmamak özellikle mazeretsiz olursa bu bir suçtur. Suçun da bir karşılığı vardır. En azından cennete girmesi gerektirilir yani. Efendim. Ama diğer ibadetleri, amelleri onun cennete girmesine vesile ise eğer, o da girer, bir başka kapıdan girer. Evet. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mübarek Ramazan-ı Şerif'le ilgili olarak inşallah nasihatlerinizi inşallah umarız yerine getiririz. Her i̇nşallah. Birimiz hayatımıza geçiririz. Yani şunu ben tavsiye etmek bitirirken programı. Yani bir ay bir ibadet yaptık. Daha önce işte insanlardan belki namaza gevşek olanlar namaza daha devam ettiler. Elhamdülillah inşallah. İşte cumaya gitmeyenler cumaya gittiler falan. İnşallah bu Ramazan'dan sonra da bu ibadetimiz devam etmeli. Yani bu dinimizin emirleri böyle bir bayramlık elbise gibi değil. Yani belli zamanlarda giy, belli zamanlarda çıkar. Öyle değil. Süreklidir. Bu beş vakit namaz Ramazan'da da farzdır, Ramazan'dan sonra da farzdır. Cuma namazı Ramazan'da da farzdır, başka zamanda. Yalan söylemek, içki içmek Ramazan'da da haramdır, başka zamanlarda da haramdır. Ve Cenab-ı Hak bize hepsini soracaktır. Dolayısıyla bu Ramazan'da kazanmış olduğumuz o güzel özelliklerimizi inşallah devam ettirelim. İnşallah efendim. Evet sevgili izleyenlerimiz, mübarek Ramazan bayramının birinci gününde değerli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'ye sorduk. Fıkıh sorularımızı gerek bayram gerek geçirmiş olduğumuz Ramazan-ı Şerif'le ilgili veya bu işin devamında geleceğiyle ilgili olarak sorularımızı yöneltmiş olduk. Cevaplarımızı almış olduk. Kazandıklarımızı kaybetmemeyi dua ediyoruz ve inşallah Cenab-ı Allah'ın rahmeti dairesine girmişizdir. Buradan bir daha da çıkmamayı ümit ediyoruz. Sizlere Allah'a ısmarlıyoruz. Hayırlı bayramlar olsun efendim. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullanılıyor? Cami mezhebine göre evde kafa girip giyiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.